içerisindeki bölgelerini konuşacağız. Daha doğrusu Suriye'yi konuşacağız. Ama elbette Rusya'yı, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını, buna bağlı Suriye'de yaşanan gelişmeleri, Esad meselesini konuşacağız. Ve bunun için konuklarımız gazeteci Sarkis Kasargyan'la gazeteci Aydın Sezer olacak. Önce bir iyi akşamlar dileyelim. Ardından da sorularımızı yönelterek devam edelim programa. İyi akşamlar Sarkis Kasargyan. Merhaba efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim size de, Sayın Aydın'a da. Hocam, Aydın Hocam, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Erk Bey. Sevgili Sarkis'e de merhaba, iyi akşamlar. Şimdi hemen Sarkis'le başlamak istiyorum aslında. Çünkü alan mevzu bahis olduğunda ve Sarkis Suriye'de olduğunda bize anlatacakları bol meseleler olacaktır. Şimdi bir bayrak yakma meselesi var. Elbette, ama daha öncesinden biz cihatçıların, yani Türkiye'nin konsolide ettiği grupların rahatsız olduğunu biliyoruz. Bir süredir Türkiye ekonomik krizde ve paraları da ödenmiyor. Zaten bir huzursuzluk vardı. Ne oluyor şimdi? Aslında neye uyandılar cihatçılar? Neye karşı çıkıyorlar? Bir de tabii şunu sormak gerekiyor. Hani Türkiye sınırına da bir takım taşkınlıkları sirayet ediyor. Bunun sonuçları ne olur Türkiye içerisinde? Öncelikle merhaba efendim. Şimdi sizin de dediğiniz gibi zaten 2 senedir o rahatsızlıkları biz görüyoruz. Niye görüyoruz dediğiniz gibi? Çünkü artık parasal ve lojistik destek çok alt seviyelere düşmüş durumda. Bu da tabii ki o grupları konsolide etmekte çok Türkiye'nin zorlandığı açık, belli. Bunun işaretleri nerede gördük? Birçok grup liderinin değiştirdiğinde gördük. Birçok grup liderinin Ankara'dan çıkan demeçlere ya da fikirlere karşı çıkmasında gördük ki önceden böyle bir şey yoktu. Yani tek bir Ankara'dan çıkan herhangi bir demeç ne olursa olsun tüm gruplar siyasal kanatlarıyla, askeri kanatlarıyla o demece destekliyordu. Son birkaç aydır bunu görmüyoruz. Ama bence dönüş noktası aslında Türkiye'nin ard arda normalleşme işaretleri verdikten sonra başladı. Ki bunu da bu grupları rahatsız etti. Siyasal olarak değil, yani ben bu analize katıldım. Bu gruplar Ankara'nın normalleşmesine karşılar, çünkü rejimle normalleşmeye gitmek istiyor ya da istemiyorlar. Çünkü eğer rejimle anlaşmak istemiyorlarsa Asitana'da ne işleri var zaten? Yani Asitana süreci aslında uzlaşır süreci, anlaşma sürecidir. Asitana süreci başladıktan sonra zaten artık Suriye rejimini devretme ya da Esad'ı devretme sözlemleri bitti Asitana'yla. Ama burada başka bir şöyle bir his var bu gruplarda ya da bu grupların alt seviyedeki insanlarda. Türkiye bizi sattı olarak, ki bunu Twitter'da da çok gördük, yani birçok tweet'te, birçok analizde gördük. Onun için öyle bir şey olacaksa bu sürece doğrudan biz de ortak olmalıyız. Yani biz burada bir araç olmamalıyız protestolara aslında. Onun için çok şöyle sert tepkiler gördük. Yani normalde mesela cuma günündeki tepkiler daha da hafif tepkiler. Niye? Çünkü açtı. İstenen mesaj verildi. Ondan sonra artık daha da rahatça, işte biz uzlaşmayız, biz protestoları gördük. Ama bir günü vardı. Şimdi tek bir son bir nokta hemen toparlayayım. Bu protestolar kendinden çıkabilir mi? Öyle, bu protestoların bölgeyi bilen insanlar iyi bilir ki kendinden çıkma şansı yok. Çünkü o bölgelerde işte demokrasinin işlediği ya da işte Suriye'de önceden o kadar demokrasi kültürünün çok üst seviyelerde olup da bu insanların demokratik yollarla çıkma
sokağa çıkma bilmesi söz konusu değil yani. Zaten Suriye'de öyle bir kültür yoktu bundan önce. Şimdiki şartlarla, o bölgedeki şartlarda milislerin silahlı kontrol altında yaşayan insanlar için öyle bir şart yok. Kim çıkarıyor peki bu kişileri? Protestoların liderleri olarak görünen insanlar zaten silahlı gruplar grup mensupları. Onun için bu protestoların bilinçli olarak ya da projeli. Ben burada Katar faktörünü çok kuvvetli olarak görüyorum. Hocam niye görüyorum onu da belirteyim. Bu protestoları çok üstüne duran ve dakika dakikasına canlı olarak haberleri veren haber kanallarının finansı Katar finanslı kanallar. Bu kanallar bir kanalın Türkiye'de zaten genel merkezi Türkiye'de, öbürünün de en büyük ofisi Türkiye'de bulunuyor ama finansları Katar'dan. Şimdi bu haber kanallarının böyle bu protestoları doğrudan yani çok konsantreli olarak vermesi bence benim kişisel tahminim burada Katar, Doha, Ankara arasında Suriye dosyasında bir böyle ne diyeyim yani bir divorce olarak niteliyorum ya da çatlak var. Evet, Doha Ankara'nın Suriye adımlarını rahatlıkça kabul etmediğini düşünüyorum. Çünkü mesela son dönemde Suriye Ankara'ya karşı çok çok öyle sert çıkışlar yapmıyor. Ama Doha'ya karşı sert çıkışları durmuyor. Yani Şam dolaylı olarak herkesle uzlaşırım ama Doha ile uzlaşmayacağım gibi bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Peki. Şimdi hocaya döneyim hemen. Aslında geçtiğimiz hafta bir yazışmamız olmuştu sizle. Ben size bir soru yöneltmiştim. Siz oda parayı koymuştunuz. Bunu böyle düşünmek doğru. Çünkü bir takım gelişmeler oluyor ve Rusya eksenli bir takım gelişmeler oluyor. Yani para içinde aslında siyasal İslamcı bir rejimin herkesi satabileceğini de görüyoruz. Gerçekten de bunu para meselesi, Rusya ile yapılan anlaşmayı, hatta Rusya ile yapılan anlaşmaların konjüktüre uygun Türkiye'de ulusalcı kanat üzerinden bir karşılık bulmasını, biz yolun sonuna gelmek ve ekonominin sıfırı tüketmesi olarak değerlendirebilir miyiz hocam? Evet, önce kısaca evet cevabını vereyim. Zira Erk Bey, bizim Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la barışmamızın arka planında da zaten ekonomik krizi aşmak ve özellikle seçim öncesi dönemde göreceli de olsa belli bir süre, 3 ay, 5 ay bir refah, sanal bir refah yaratma arzusu içerisinde olduğumuz için hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne hem Suudi Arabistan'a zaten diplomatik alanda çok büyük tavizler verdik. Salman'a külliyede konser bile verdik. Yani bu da Türk ekonomisinin içinde bulunduğu açmazla alakalı bir konu. İkincisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsız kalması ama son dönemlerde rotayı biraz daha Moskova'ya doğru kırmasının arka planında da yine Rusya'dan gelecek doğrudan sermaye var. Bir defa bunu net olarak söyleyelim. Bu sadece Türk ekonomisinin içerisinde bulunduğu açmazla ilgili değil, aynı zamanda doğalgaz ve nükleer santral gibi son derece kritik önemi haiz projelerin gerçekleştirilmesi açısından da önem arz ediyor. Yani Rusya burada kaçınılmaz olarak Türkiye'nin seçim öncesi belki de Suriye'ye olası bir müdahalenin yeşil ışını da yakacak bir ülke olması nedeniyle önem arz ediyor. Tabii bu süreçte Putin de Rusya'da ambargoları Türkiye vasıtasıyla Türkiye üzerinden delme gibi bir politika izliyor. Dolayısıyla her iki taraf açısından da kazan kazan bir konjonktür söz konusu. Ama ben burada Türkiye'nin daha fazla Rusya'ya ihtiyaç duyduğu kanaatindeyim.
Rusya elbette Türkiye'nin Suriye'de Esad'la barışması konusunda uzun süreden beri baskı yapıyor. Bu 2019 yılı 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatı 4. maddesinde Adana protokolüne atıfla vücut buldu. Dolayısıyla Erdoğan'ın olası bir Suriye müdahalesi için Rusya'dan yeşil ışık almaya çabası, İran direnci ve Rusya'nın olumsuz tavrı nedeniyle birdenbire barış eksenine dönmeye çalıştı. Tabii bunun karşılığında da yine iç politikada Suriye üzerinden bir başka gündem yaratılacak. İşte bakın barışıyoruz, yıllarca barışın dendi, barış şansını zorluyoruz. Hatta sığınmacıların geri gönderilmesi konusu da gündeme gelecek. Yani öyle bir noktada ki AKP ve Erdoğan Suriye'ye müdahale olasılığı da, Esad'la barış olasılığı da iç politika açısından ciddi bir şekilde iş yapacak gözüküyor. Tabii barışın da bir maliyetinin olacağı, sevgili Sergis'in de ifade ettiği gibi son birkaç günlük gösterilerden de belli oldu. Burada bir hususun altını özenle çizmemiz gerekiyor. Elbette Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama, muhaliflerle rejimi barıştırmak lazım açıklaması ilk kez bir Türk üst düzey yetkilinin ağzından bu şekilde net bir şekilde ifade edildi ama Birleşmiş Milletler'in 18 Aralık 2015 tarihli 2254 sayılı kararında Suriye'de tarafların tümünü kapsayıcı bir hükümet oluşturulması da öneriliyor. Bu da Güvenlik Konseyi üyelerince karar altına alındı. Ancak ne yazık ki Türkiye 2015'teki savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle neredeyse bir yıl Suriye sahasından uzak kaldığı için bu ortak hükümet ya da muhalefetle Esad'ı barıştırma süreci hayata geçmedi. Bu ne zaman hayata geçti? Tam Karlov cinayetinden bir gün sonra Moskova mutabakatını imzaladığımız an 2016-21 Aralık'ta, yani Astana süreci başladığı zaman hayata geçti. Astana sürecinden beklenti elbette muhalefetle, ılımlı silahlı muhalefetle Esad'ı barıştırmaktı. Zaten ılımlı silahlı muhalefeti Astana'da biz temsil ettik. Bizim sponsorluğumuzda o toplantılara katıldılar. Yani Esad'la barış konusu Birleşmiş Milletler 2254'ten tutun 2017 Ocak'ta toplanan ilk Astana sürecinden beri zaten gündemde olan bir konu. Bu yeni bir konu değil ki. Sanırım Suriye'deki cihatçılar ya da Türkiye'deki cihatçılara destek veren kesimler bu realiteden haberdar olmadıkları için ya da bu realiteyi dikkate almadıkları için, hatta ciddiye almadıkları için Çavuşoğlu'nun bu sözlerini yeni bir şeymiş gibi, yeni bir gelişmeymiş gibi yorumlamaya kalktılar. Bu tabii kısaca toparlamaya çalışıyorum. İç ve dış konjonktürün bir araya gelmesi, dış konjonktür derken tekrar ediyorum, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, onların Suriye ile barış süreçleri, büyükelçiliklerin açılması, Arap Ligi'ne davet etmeleri, artı Türkiye-Rusya ilişkileri, özellikle Ukrayna Savaşı ile şekillenen dış konjonktüre paralel olarak Türkiye'de de bir iç politikada bir seçim arifesinde olmamız, ekonomik kriz, Suriyelilerin maddi anlamda maliyetinin de artık katlanamaz boyutlarda olması, hatta mevcut krizin nedenlerinden en başta gelenin de bu olduğu noktası hükümeti ciddi bir şekilde açmaza sokuyor. Tabii AKP pragmatist, Erdoğan pragmatist bir lider. Kendi bekasını sürdürebilmek için de önüne arkasına bakmaksızın